Bu videoda sizlere daha önce ziyaret etmiş olduğum ve Türkiye'de görülmesi gereken yerler arasında ilk sırada yer alan Eskişehir'i tanıtmak istiyorum. İçinden geçen Porsuk çayının, kaplıcalarının ve yeşilin her tonunu barındıran yeşil alanların bulunduğu Eskişehir'in gezilecek yerleri bitmez. Eskişehir, doğal güzellikleri ve tarihi eserleriyle yıl içerisinde birçok ziyaretçi kabul eder ve bu ziyaretçiler sonraki yıllarda yeniden gelmek isterler. İşte bu yüzden Türkiye'nin en çok tekrar ziyaret edilen şehri Eskişehir'dir. Eskişehir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık 25. şehridir. 1993 yılında çıkarılan kanunla Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunması nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir. Tarihinin çok eski olmasından dolayı da Eskişehir adı verilmiştir. Yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu çıkan eserlerin verdiği bilgilerden Eskişehir ve yöresinin M.Ö. 3000 yıllarına kadar varan eski bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Anadolu'da M.Ö. 2000 yılında hüküm süren Hititler olmuş. M.Ö. 1200 yılından sonra Frikler Anadolu'ya girmiş ve Eskişehir bir Frik şehri olarak Darleon adı ile kurulmuştur. Friklerden sonra şehir Lidyalıların olmuş. M.Ö. 546 yılında da Perslerin hakimiyetine girmiştir. M.Ö. 334 yılında ise Büyük İskender'in eline geçmiştir. M.Ö. 190 yılında Romalıların eline geçen Eskişehir, Roma'nın M.Ö. sonra 395'te ikiye bölünmesine kadar Roma İmparatorluğu'nun sonra da Bizansların idaresinde kalmıştır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu zamanında doğudan gelen birçok Türk boyları Bizansların zayıflığından da istifade ederek Doğu Anadolu'ya yerleşmeye başladılar. Eskişehir, Anadolu Selçuklular ile Haçlılar arasında yapılan kanlı savaşlara sahne olmuştur. Osmanlı'nın ilk zamanlarında devletin kuruluş merkezlerinden birisi olması sebebiyle Eskişehir'e yakın ilgi gösterilmemişse de duraklama ve gerileme devirlerinde pek ilgi gösterilememiştir. Bu nedenle Eskişehir yakın zamana kadar gelişememiştir. Şehir ancak 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra muhacirlerle beraber kalabalıklaşmaya başlamış ve gelişmiştir. Eskişehir'in asıl gelişmesi ise demir yolunun işletmeye açılmasından sonra olmuştur. Eskişehir'de görülmeye değer birçok eser bulunmaktadır. Bunlardan biri de şüphesiz Ulus Anıtı'dır. 9 Mart 2019'da heykeltıraş Asfin Esfendiyari tarafından yapılan Ulus Anıtı, İsmet İnönü Caddesi'nde istasyon kavşağında bulunuyor. Türk ulusunun ortak değerlerini ve bağımsızlık mücadelesini sembolize eden anıtın çevresi günümüzde popüler bir meydan olarak halkın buluşma noktaları arasında yer alıyor. Anıtın orta bölümünde Cumhuriyet sonrası eğitim, bilim, teknoloji gibi alanlardaki faaliyetlerle modern Türkiye sembolize edilirken en alt kısımda Kurtuluş Savaşı'nı ifade eden kabartma figürleri yer alıyor.
Sanatın yerle temas ettiği noktada ise Türk büyüklerinin bulunduğu heykeller yer alıyor. Dolayısıyla oldukça zengin bir çalışma olan ulu sanatı Eskişehir'in simgesel yapıları arasına girmeye aday. Çıkmaz sokakları, kıvrımlı yolları, ahşap süslemeli ve birbirine bitişik cumbalı evleriyle harika bir atmosfere sahip olan Odun Pazarı, Eskişehir'in turizm açısından en popüler rotalarından biridir. Zira tarihi Odun Pazarı evlerini görmeden Eskişehir seyahati tamamlanmış sayılamaz. Eskişehir'de gezilecek yerler ve popüler noktaları arıyorsanız, tarihi Odun Pazarı evlerini aklınızın bir köşesinde bulundurmalısınız. Bu görmüş olduğunuz evler, Odun Pazarı semtinde koruma altına alınan tarihi Osmanlı evleridir. Odun Pazarı, Eskişehir için oldukça önemli ve bir o kadar özel bir ilçedir. Zamanında şehre yerleşen ilk halk, Porsuk Çayı ve Odun Pazarı'nın olduğu bölgeye birer koyun ciğeri asar ve beklemeye başlar. Odun Pazarı'ndaki ciğerin daha geç bozulduğunu gören halk burayı yerleşim yeri olarak seçer ve böylece Odun Pazarı'nın hikayesi başlar. Bu videoda görmüş olduğunuz 2005 yılında Odun Pazarı Belediyesi tarafından hizmete açılan Atlıhan El Sanatları Çarşısı'dır. Eskişehir'in en turistik noktalarından biridir. Odun Pazarı, evleri yaşatma projesi kapsamında kurulan çarşıyla Lületaşı'nın yeniden tüm dünyaya etkin olarak tanıtılması ve pazarlanması hedefleniyor. Eskişehir'e dair birçok hediyelik eşyayı bir arada bulacağınız Atlıhan Çarşı'nın tarihi 1850'li yıllara kadar dayanıyor. Eskişehir'in simgesel yapılarından biri olan Kurşunlu Cami ve Külliyesi de Odun Pazarı'nda yer alıyor. Kurşunlu Cami kitabesine göre yapının 1525 yılında Gazi ve Melek lakapları ile bilinen Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılıyor. Bir başka rivayete göre ise caminin mimarının Osmanlı tarihinin en büyük mimarı olan Mimar Sinan olduğu söylense de yalnızca Kervansaray'ın Sinan tarafından yapıldığı biliniyor. Kurşunlu Cami içerisinde bulunan kervansarayda bu videoda da görmüş olduğunuz sıcak cam üfleme atölyesi ve cam sanatları merkezi bulunuyor. Odun Pazarı Belediyesi tarafından 2008 yılında açılan Eskişehir Lületaşı Müzesi ise Kurşunlu Cami'nin külliyesinde hizmet veriyor. Lületaşı Müzesi'nde 1998 yılından bu yana yapılan uluslararası Lületaşı festivalleri, Lületaş El Sanatları yarışmaları ve sergilerinde yer alan eserler sergileniyor. Eskişehir'in simgesi olan Lületaşı, toprağın hemen hemen 150 metre aşağısında bulunup çıkartılan değerli bir madendir. Hatta Lületaşı ile ilgili yöre halkı tarafından anlatılan ilginç bir rivayet bulunuyor. Rivayete göre çok eski zamanlarda günün birinde genç bir delikanlı Karatepe'den geçerken beyaz bir taşı küçük bir delikten yuvarlayıp çıkarmaya çalışan bir köstebek görmüş. Delikanlının yaklaşmasıyla irkilen köstebek kaçmış, delikanlı ise taşın peşine düşmüş. Günlerce gece gündüz demeden toprağı kazmış da kazmış. Zaman geçtikçe kendisinden haber alamayan köylüler, arayan köylüler, delikanlıyı 7 kat yerin altına giden dapdaracık bir kuyuda boğulmuş olarak bulmuş. Üstelik derisi yüzülmüş bir şekilde. Yalnız elinde sımsıkı bir şekilde birkaç lüle taşı tutuyormuş.
İşte böylece ortaya çıkan lüle taşı, günümüzde Eskişehirlilerin en değerli varlıkları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda ortaya çıkan lüle taşı müzesinde ise 60 sanatçıya ait 400'den fazla eser sergileniyor. Peki dünya üzerinde lüle taşının fazla sayıda çıkarıldığı tek yerin Eskişehir olduğunu biliyor muydunuz? Eskişehir denildiğinde herkesin aklına ilk gelen şey Porsuk Çayı olur. Porsuk Çayı, şehrin göbeğinde Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri arasında uzanan ve üzerinde gondol turlarının düzenlendiği oldukça popüler bir turizm noktasıdır. Porsuk Çayı'nın bu denli popüler olmasının diğer sebebi ise çevresinde bulunan ve halk tarafından Köprübaşı olarak da anılan adalar bölgesidir. Porsuk Çayı kenarında yürüyüşler yapabilir, köprü ve bu muhteşem manzara karşısında fotoğraf çekebilir, çayın yanında yer alan çimlere uzanabilir, kafelerde oturup bir şeyler içebilir ve sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz Türkiye'nin ilk yerli otomobili, namı diğer devrim arabasının sergilendiği Tülomsaş Müzesi'dir. Eskişehir'in en çok ziyaret edilen noktalarından biridir. Zira 1961 yılında yalnızca 4,5 ayda ve sınırlı imkanlarla imal edilen otomobil, devrim arabası herkesin merakını celbediyor. Müzede devrim otomobili dışında Türkiye'nin ilk yerli buharlı lokomotifi olan Karakurt, Mehmetçik buharlı lokomotifi, 2200 tipi buharlı lokomotif, 24.000 tipi lokomotife ait makinist kabini sergileniyor. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı içerisinde hizmet veren Eskişehir Havacılık Müzesi, üniversitenin Yunus Emre Kampüsü'nün karşısında yer alıyor. Diğer adıyla Havacılık Parkı ve Tayyare Müzesi'nin 39.000 metrekarelik geniş alanında birbirinden farklı ve etkileyici savaş uçakları ve sivil uçaklar sergileniyor. Müze girişinde ziyaretçileri Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi olan hava pilot yüzbaşı Cengiz Topel karşılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen tarafından kurulan Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi, dünyanın birçok şehrinde bulunan Madame Tussauds Balmumu Müzelerinin Türkiye'deki ilk örneğidir. Eskişehir'deki en ilgi çeken müzelerden biri olan Balmumu Heykelleri Müzesi'nde Yılmaz Büyükerşen tarafından bağışlanan ve hem ülkemizden hem de dünyadan önemli liderlere ve tarihi şahsiyetlere ait olan 200 heykel sergileniyor. Müze kapsamında şehre gelen ünlü isimlerin ölçüleri alınıp Balmumu heykelleri yapılmaya devam edip sergilenen heykel sayısı her geçen yıl artıyor. Balmumu Heykeller Müzesi'nin Eskişehir gezilecek yerler listesine mutlaka eklenmesi gerekiyor.
eski şehrin Disneyland'i olarak anılan Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir ile Kütahya yolu üzerinde 400 bin metrekarelik bir arazi üzerinde yer alıyor. Şehrin simgelerinden biri olan bu park, Eskişehir'de gezilmesi gereken yerler denildiğinde adını ilk sıraya altın harflerle yazdırıyor. Zira Sazova Park'ın içinde sanatsal, kültürel ve bilimsel nitelikte saymakla bitiremeyeceğimiz birçok etkinlik alanı bulunuyor. Her Şey Çocuklar İçin sloganıyla Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen tarafından 2014 yılında açılan bu görmüş olduğunuz masal şatosudur. Sazova Parkı içerisinde yer alıyor. Kısa sürede Eskişehir'in simgelerinden biri haline gelen yapı sadece çocuklar değil, yetişkinlere de masalların sihirli dünyasına girmiş gibi hissettiriyor. Bu görmüş olduğunuz korsan gemisi de Sazova Park'ın içerisinde yer alıyor. Korsan gemisi, Atlas Okyanusu'nu aşmış bir gemi olarak içinde görülmesi gereken birçok ilginç unsur barındırıyor. Şimdi izleyeceğiniz videolarda görmüş olduğunuz Sazova Park'ı içinde yer alan Eskişehir Hayvanat Bahçesi'dir. 2 yıllık bir inşaat çalışması sonucu 2017 yılında açılmıştır. ...58.000 metrekarelik geniş yaşam alanıyla toplamda 120 farklı hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Hayvanat Bahçesi, Eti Sualtı Dünyası, Japon Bahçesi, Tropik Merkez ve Papağan Evi olmak üzere 4 farklı alandan oluşmaktadır. Bu görmüş olduğunuz Eti Sualtı Dünyası, birbirinden ilginç 123 türde binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Sualtı Dünyası'nda birbirinden ilgi çekici sualtı tüneli bulunuyor. Bu tünellerde köpek balığı ve pirana gibi deniz canlılarını yakından görme imkanı sunuluyor. Eskişehir Akvaryumu olarak da anılan Eti Sualtı Dünyası'nda ayrıca Amazon, Tropikal ve Dokunma Akvaryum gibi birçok akvaryum çeşidi de yer alıyor. Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'dir ve Sazova Parkı içerisinde bulunuyor. Bu muhteşem yapı iki kattan oluşuyor. İlk katında Musiki Tarihi Birimi, Bilgi Dünyası Salonu, Bilim Kültür Sanat Okulu gibi kültürel birimler bulunuyor. İkinci katta ise Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin resmi ve sivil mimarisini yansıtan ve 4 ayrı bloktan oluşan Bilim Tarihi Müzesi ve bunun dışında 300 kişilik amfi ile fuar ve sergi alanı bulunuyor.
Şimdi görmüş olduğunuz Sazova Park'ın içerisinde yer alan bir diğer yapı, son teknolojiyle donatılan ve Türkiye'deki en büyük uzay evi olan Sabancı Uzay Evi, alabildiğine geniş ve büyülü bir evren olan uzayı görme ve gözlemleme imkanı sunuyor. Bu görmüş olduğunuz bahçe, ayrıca Sazova Park'ı içerisinde yer alan, Türkiye'de 2010 yılının Japon yılı ilan edilmesiyle oluşturulan bahçe, Japonya'dan sonra dünyanın en büyük Japon bahçesi olma özelliği taşıyor. Bahçe içerisinde gölet, köprüler, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, amfiteyatro, şelale, varanda, kafe, seyir terasları ve çok sayıda ağaç yer alıyor. Sazova Parkı dışında Eskişehir'in en gözde parklarından biri olan Şelale Park, Odunpazarı ilçesinde yer alıyor. Bu görmüş olduğunuz Eskişehir'e şöyle bir tepeden bakmak, tüm şehri görmek ve bu şahane manzaraya sahip olmak istiyorum diyenler için Şelale Park biçilmiş kaftan. Parkta bulunan seyir terasından şehrin panoramik manzarası seyredilebiliyor. Bu görmüş olduğunuz Haller Gençlik Merkezi, Eskişehir'de tarihi yaş sebze ve meyve hali binasının restore edilmesiyle oluşturulan oldukça nostaljik ve bir o kadar otantik bir yerdir. İçerisinde hediyelik eşya dükkanları, büfeler, kafeler, restoranlar yer alıyor. Bu görmüş olduğunuz Eskişehir'de yer alan Kurtuluş Müzesi'dir. Tarihi bilgi ve belgeleri modern teknolojiyle harmanlayan müzede Kurtuluş Savaşı'nın tüm süreçlerini gözlemleyebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz Odunpazarı Modern Müze, Türkiye'den ve dünyanın birçok noktasından çağdaş ve modern sanat eserlerinin sergilendiği bir müze olarak tarihi Odunpazarı evlerinin arasında hizmet veriyor. Bu görmüş olduğunuz Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi olan tarihi 1970'li yıllara kadar dayanıyor. Son haliyle 2007'den itibaren Atatürk Bulvarı'nda Kurşunlu Külliyesi'nde yer alan müzede kronolojik sırayla Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserler sergileniyor. Cumhuriyet Tarihi Müzesi, diğer adıyla Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi, 2 Eylül Caddesi'nin Odunpazarı ilçesiyle birleştiği noktada merkezi bir konumda yer alıyor. 3 katlı tarihi bir binada hizmet veren müzede, Cumhuriyet tarihine ve tabii ki Atatürk'e dair birçok detay yer alıyor. Eskişehir'in en popüler müzelerinden biri olan Ahşap Eserler Müzesi ise Kurşunlu Cami Külliyesi'nin batı kısmında yer alıyor. Bu görmüş olduğunuz park, ünlü gazeteci Uğur Mumcu anısına yapılan bir parktır. Uğur Mumcu Parkı içerisinde 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde uğradığı bombalı saldırıyla feci bir şekilde hayatını kaybeden gazeteciyi anmak için anıt duvarı ve Uğur Mumcu'nun saldırı sırasında enkaza dönen otomobili yer alıyor. Bu görmüş olduğunuz
Eğitim Karikatürleri Müzesi, Türkiye'nin ilk karikatür sanatını araştırma ve uygulama merkezinin yan kuruluşu olarak hizmet veriyor. Yerli yabancı karikatür sanatçılarının eserleri ise aralıklı olarak sergileniyor. Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'nde 50 farklı marka daktilo sergileniyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ünlü isimlerinin bir zamanlar kullandıkları daktilolara da yer veriliyor. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nde 58'i yerli, 10'u yabancı olmak üzere toplam 68 sanatçıya ait eserleri incelerken cam şeffaflığının sanatla nasıl birleşip iç içe geçtiğine şahit olacaksınız. Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi'nde ise fotoğraf sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan tarafından bağışlanan fotoğraflar, 372 adet fotoğraf makinesi, dergi ve kitaplardan oluşan bir koleksiyon ve fotoğrafçılıkta kullanılan çeşitli aletler sergileniyor. Şehri Derya Parkı, göl kenarında, yeşilin ve dolayısıyla oksijenin bol olduğu park, Eskişehir'de hafta sonu gezilecek yerler denildiğinde artık akla ilk gelen yerlerden biri oluyor. Balıkdamı Kuş Cenneti, 256 çeşit göçmen kuş türüne ve bir o kadar balık türüne ev sahipliği yapan, Eskişehir'de gezilecek yerler listesine mutlaka eklenmesi gereken bir doğa harikası. Bu görmüş olduğunuz Şehri Aşk Adası, Porsuk Çayı üzerinde oluşturulan yapay bir adadır. Son zamanlarda ada üzerinde nikah kıymak oldukça popülerdir. Eskişehir Kent Ormanı, özellikle bisiklet tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan yemyeşil görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Bu görmüş olduğunuz Kanlı Kavak ve Raif Özgür Parkı, Eskişehirlilerin hafta sonu vakit geçirmek için tercih ettikleri bir yerdir. Bu park, Eskişehir'in en güzel parklarından biri olan Toprak Dede Parkı, Tepebaşı ilçesinde Çamlıca mevkiinde yer alıyor. Bu görmüş olduğunuz Odun Pazarı Botanik Parkı ise Türkiye'nin en büyük 4. botanik parkıdır. Bu görmüş olduğunuz Gürleyik Şelalesi, Gürleyik Köyü'nde yer alıyor. Eskişehir Merkezi ilçesinden 118 kilometre uzakta yer alan bir şelaledir. Bu görmüş olduğunuz Beşik Deresi Şelalesi ise il merkezinin 30 kilometre uzağında Kalabak Ormanları'nın içinde yer alıyor. Bu görmüş olduğunuz muhteşem Frik Vadisi ise Eskişehir-Kütahya-Afyon arasında kalan bir vadidir. 3000 yıl önce Frigyalıların kayalara evler, kaleler ve anıtlar oyarak kurduğu kocaman bir coğrafyadır. Eskişehir'e gelmişken bölgenin en önemli lezzeti olan çiğ börek başta olmak üzere Eskişehir mutfağını mutlaka denemelisiniz. Odun pazarını ve tarihi evleri görmeli, tarihi sokaklarda keyifli yürüyüşler yapmalısınız. Porsuk çayı boyunca uzanan kafelerde ise mutlaka zaman geçirmenizi öneriyorum.